Meyve alerjilerinden en sık görülen meyve şeftali alerjisidir. Bugün şeftali alerjisini konuşacağız. Şeftali alerjisi demek, bir şeftali alımından sonra 5-10 dakika içinde ağız içinde kızarma, şişlik, dudakta, dilde kızarma olması durumuna biz şeftali alerjisi diyoruz. Ve şeftali alerjisi bazen de nefes sıkışması, tansiyonda düşme gibi ciddi alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. Bu bakımdan çok önemlidir. Şeftali peki ne? Şeftali gülgiller ailesinden bir meyvedir. Şeftalinin antioksidan özelliği var. Sindirime yardımcı, kalp sağlığına faydalı, cilt sağlığına faydalı, kanser önleyici ve alerjik hastalığın gelişimini engelleyici ve bağışık kuvvetlendirici bir meyvedir. Peki şeftali hangi besinlerle çapraz reaksiyon yapabiliyor? Şeftali alerjiniz varsa hangi besinlere alerjiniz olabilir? Bir kere şeftali gülgiller ailesindendir ve bu ailede bulunan diğer meyvelerden elmaya, armuta, kiraza, kayısıya, eriye ve ayrıca ağaç kuru yemişlerinden bademe de çapraz reaksiyon nedeniyle alerjik reaksiyon gelişebilir. Bir de şeftalinin içinde lipid transfer protein adındaki bir molekül nedeniyle bazen de cevize, fındığa, yer fıstığına da çapraz reaksiyon nedeniyle alerji yapabiliyor. Ve bu molekül bulunan mısır gibi, üzüm gibi başka gıdalara da, besinlere de alerjik reaksiyon gelişebildiğini görmekteyiz. Kavun alerjisi olanların da %90'ında aynı zamanda şeftali alerjisi de oluyor. Onun için kavun alerjisi olanların da şeftali alerjisi bakımından dikkatli olmasında fayda var. Peki şeftali alerjisi sık görülen bir alerji midir? Meyve alerjisi özellikle 100 kişiden 5 kişide görülebilmektedir. Yani 20'de 1. Özellikle polen alerjisi olanlarda çok sık görülüyor. Ve meyve alerjilerinden de en sık görülen şeftali alerjisidir. O sebepten dolayı şeftali alerjisi önemli bir alerjik meyvedir. Peki şeftalinin kabuğu mu eti mi alerjik? Şeftalinin kabuğu daha çok alerjik. Çünkü kabuğuna yakın olan yerlerde özellikle sindirime dirençli, mide asidine dirençli olan lipid transfer protein adındaki bir bileşen daha çok bulunur. Bu sebepten dolayı da şeftalinin kabuğundaki alerjenler daha ciddi reaksiyonlara neden olmaktadır. Önemlidir. Peki şeftalide bulunan başlıca alerjenler nelerdir? Şeftalide lipid transfer protein ve PR10 protein gibi proteinler vardır. Bunun dışında bazı diğer alerjik reaksiyondan sorumlu proteinler vardır. Zaten bu proteinlerden dolayı şeftaliye karşı alerji gelişmektedir. Bu proteinleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için biz kapsamlı bir alerji testi yapmaktayız. Buna göre de hangi kısmına alerji olduğunu anlayabiliyoruz. Peki şeftali alerjisi kimlerde daha çok görülüyor? Özellikle polene alerjiniz varsa, yani polen alerjisinden dolayı burnunuz kaşınıyor, hapşırıyorsunuz, gözleriniz sulanıyorsa ve çok sayıda bitkideki polenlere karşı alerjiniz varsa, özellikle servi ağacı, çınar ağacı, kuş ağacına karşı, bunları polenlerine karşı alerjiniz varsa şeftaliye karşı alerji olma olasılığınız yüksektir. Ama bazen polenlere alerjiniz olmasa da şeftaliye karşı alerjiniz olabilir ve polenlere karşı alerji olmadan şeftaliye karşı alerjik reaksiyon görülenlerde ciddi alerjik reaksiyon gelişme potansiyeli daha yüksektir. Onun için bu bilgi de çok önemlidir. Peki şeftali alerjisinin belirtileri nelerdir? Bir şeftali yedikten sonra dilde, dudakta şişme, kızarıklık, ağız içinde kaşınma, şişlik, boğazda kaşınma gibi belirtiler en sık görülen belirtilerdir. Ama bazen ciddi alerji belirtileri ortaya çıkar. Tansiyonda düşme, nefes alıp vermede zorlanma, boğazda nefes alıp vermede sıkışmadan dolayı belirtilerin ortaya çıktığı alerjik şok belirtileri de karşımıza çıkabilir. Bu bakımdan çok önemlidir. Şeftali alerjisine dikkat etmekte fayda var.
Nasıl? Pişirmenin etkisi. Ha. Peki, şeftaliye karşı alerjiniz var. Biz bunu pişirsek, fırınlasak faydası olur mu? Yemekler içinde tüketebilir miyiz? Bir kere, şeftaliye karşı alerjisi olanlarda şeftalinin hangi bileşenine karşı alerji olduğunun iyi bilinmesi lazım. Eğer şeftalinin içindeki bu bileşenlerden fırınlanmaya dirençli olan kısmına alerjiniz varsa sakın ola ki fırınlayıp pişirmeye daha sonra yemeye çalışmayın. Çünkü faydası olmaz. Ancak eğer içindeki bileşenler fırınlanmaya hassassa o zaman ne yapabiliriz? Kabuğunu soyalım. Çünkü kabuğunda alerjen miktarı fazladır. Kabuğunu soyduktan sonra dilimleyelim veya püre haline de getirebilirsiniz. Dilimleyelim. Daha sonra mikrodalga fırında 240 derecede 5 dakika tutalım. Daha sonra tüketelim. Ancak çok ciddi alerjik reaksiyon olanlarda muhakkak bunu yapmadan önce çocuk alerji uzmanına, yetişkinlerin ise yetişkin alerji uzmanlarına danışarak hareket etmesi çok daha faydalı olacaktır. Egzamanız mı var? Şeftali yediğiniz zaman artıyor mu? Şeftaliye yediğiniz zaman artan egzamalarda içindeki molekül fırınlanmaya duyarlı olsa bile, bazen egzamayı alevlendirebilir. Çünkü bu alerjiler sadece immünoglobulin E'ye bağlı değil, başka mekanizmalarla da gelişebildiği için bu egzamalı olanlarda şeftali yediğiniz zaman egzamanın alevlenip alevlenmediğine dikkat edilmesinde fayda vardır. Peki şeftali alerjisi teşhisini nasıl koyalım? Şeftali alerjisi teşhis için öncelikle belirtiler uygun mu? Yani şeftali tükettikten sonra belirtiler oluyor mu? Onu değerlendiriyoruz. Polen alerjisi var mı yok mu? Bunu açıdan değerlendirebiliriz. Özellikle ağaç polenlerinden kuş ağacı, serve ağacı, çınar ağacı bunlara karşı alerji var mı? Değerlendirebiliriz. Bundan sonra eğer klinik uygunsa tabii ki deri testi yapmak lazım. Deri testi standart solüsyonlarla yapılan deri testi var ama bu alerjinin neresinden elde edildiği belli değildir bu solüsyonların. Acaba içindeki bu proteinler alerjik proteinler gerçekten şeftali alerjisini yansıtıyor mu? Belli olmayabiliyor ve başarı da bazen %60-70'e kadar düşebiliyor. Kanda da aynı şekilde bazen bizi yanıltabiliyor. Hangi molekülle karşı alerji olduğu belli olmayabiliyor. Bu sebepten dolayı cilt veya kan testi bazen yanıltabilir. Şeftali kendisinden bir parça alınıp test yapılabiliyor. Bu diğer metotlara göre daha faydalı olabiliyor. Bir de içindeki komponentlere, bileşenlere yani moleküllerine bakabildiğimiz alerji testiyle de çok ayrıntılı olarak hangi kısmına alerji olduğunu anlayabiliyoruz. Bize bu çok daha faydalı bilgiler veriyor ve hangi meyvelere, gıdalara çapraz reaksiyon yapabildiğini buradan anlayabiliyoruz. Ve tabii ki alerji testiyle sadece alerjinin saptamıyoruz. Biz sadece hassasiyeti saptıyoruz. Yani testlerde pozitif çıkması onun illaki alerjik reaksiyon olduğunu göstermez. Onun için denenmesi gerekiyor. Özellikle hafif seviyede pozitif olanlarda deneme yapmak gerekiyor. Bunun da çocuklarda çocuk alerji uzmanlarınca, yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanlarınca karar verilip yapılması lazım. Aksi takdirde çok ciddi alerjilerde denerseniz ciddi reaksiyonlar, alerjik şoka neden olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı önemli. Peki alerji testinde hiçbir şeye alerji çıkmadı ama şeftali yediğiniz zaman da problem oluyor. Olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü şeftali alerjisinin alerji mekanizmaları farklı olabilir. Bazen de non-IgE dediğimiz immünoglobulin E mekanizmasından farklı mekanizmalarla da gelişebiliyor. Bu mekanizmaları da ancak ne yapıyoruz? Deneme yanılmayla anlıyoruz. Yani testlerde bir şey yok ama bir besini aldıktan sonra belirtiler veriyorsa, bağırsaklarda ciddi ağrı oluyorsa ve ciddi ishal arkasından gelişiyorsa bu tablolarda immünoglobulin E'den bağımsız şekilde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Yani sadece alerji testiyle teşhis koymuyoruz, deneme yanılma ile de teşhis koymaya çalışıyoruz. Çünkü farklı farklı mekanizmalarla ortaya çıkabilmektedir. Bazen de besin günlüğü tutuyoruz. Yani şeftaliden diyelim yasakladık, yasakladıktan sonra not tutturuyoruz ailelere. Yani bu şeftali içeren gıdaları tüketmiş mi, tüketmemiş mi veya başka hangi besinlerle ilişkili olabilir onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha sonra
belirtiler düzeldikten sonra deneyerek şeftalinin gerçekten vücudumuzda alerjik reaksiyon yapıp yapmadığını anlıyoruz. Ama tabii ki bu deneme belirli metotlarla yapılıyor. Peki şeftali alerjimiz var. Tedavisi nasıl yapacağız? Tabii ki her zaman olduğu gibi şeftaliden kaçınacağız. Diyet yapacağız. Nasıl bir diyet yapacağız? Şeftali içeren gıdaları yasaklayacağız. Bu şeftalinin hangi kısmına alerji olduğunu değerlendireceğiz. Acaba fırınlanmaya karşı duyarlı mı değil mi onu değerlendireceğiz. Acaba fırınlayarak verebilir miyiz, pişirerek verilebilir miyiz onu değerlendireceğiz. Ve özellikle anti asit mide ilaçlarından kaçınacağız. Çünkü asit miktarı azalırsa özellikle alerjeniteyi azaltan asit miktarından yoksun kalırsak alerjik reaksiyonlar daha da artar. Buna dikkat edebiliriz. Alkol, egzersiz özellikle ciddi alerjik reaksiyonları tetikliyor. Beraberinde alınan ağrı kesici, ateş düşürücüler tetikleyebiliyor. Bunlar ciddi alerjik reaksiyon yapmaya neden olabiliyor. Bu gibi olaylara dikkat edeceğiz. Özellikle meyve alerjisi, şeftali alerjisi olanlarda bir şeftaliye karşı dikkatli olmanın yanında arkasından şeftali tükettikten sonra egzersiz yapınca bazen belirtiler ortaya çıkıyor. Bazen alkolle beraber tüketince şikayetler ortaya çıkıyor. Bazen ağrı kesici ateş düşürücülerle beraber kullanınca ortaya çıkıyor. Onun için bunları da dikkat etmemekte fayda var. Bazen de ciddi alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Tansiyonda düşme, nefes sıkışması gibi belirtiler oluyor ve bu durumda da acil iğnenin yani adrenalin ote enjektörünün yanında bulunması gerekiyor ve bu iğnenin hemen bu gibi belirtiler olunca yatar pozisyonda bacağın altına yastık konularak hemen adrenalin ote enjektörü uygulanması ve ambulansa haber verilmesi gerekiyor. Antihistaminikler de verebilirsiniz. Nefes sıkışmanız varsa da nefes açıcı ilaçlar ambulans gelinceye kadar uygulayabilirsiniz. Bazen de hafif belirtiler olur. Sadece hafif kaşıntı olur. Dilde, dudakta kaşıntı olur. Böyle durumlarda antihistaminik tedavilerle tedavi edilebilir. Peki şeftalinin aşı tedavisi var mı? Şeftaliye karşı alerjiniz varsa bunu dezentizasyon denilen yöntemlerle tedavi etmek zor. Çünkü standart besin alerjilerine karşı deneniyor. Ancak bu şeftali alerjisi polen alerjisine bağlıysa polenlere karşı aşı tedavisinin faydalı olup olmayacağına yönelik yeterince çalışma yok. Ama bazı çalışmalarda faydalı bulan neticeler var. Bazılarında ise faydası olmadığını bulan çalışmalar var. Onun için özellikle polen alerjisi ciddi olanlarda polenlere karşı aşı tedavisinin yapılması şeftali alerjisine faydası olabileceği düşünülebilir. Sonuç olarak şeftali alerjisi en sık meyve alerjilerinden bir tanesidir. Şeftali alerjisi bazen hafif ağıt içinde belirtiler yaparken bazen de alerjik şok gibi ciddi alerjik belirtilerine neden olabilir. Şeftali alerjisi özellikle polen alerjisi olanlarda, ağaç polenlerine alerjisi olanlarda daha sık görülür ama hiç polene alerjisi olmayanlarda şeftali alerjisi olursa ciddi alerjik şok belirtilerine neden olma ihtimali daha yüksektir. Ve şeftali alerjisi polen alerjisiyle beraberse polen alerjisine karşı aşı tedavisi yapılması faydalı olabileceği düşünülmektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.